hakimin karşısında gülüyor. Niye sen mi öldürdün? Ne onu hatırlıyorum diyor. Ben öldürdüm. Ama diyor niye öldürdün? Ne oldu bilmiyorum. Karşı tarafa kahroluyorum. Gencecik kızcağız öldürdüm. Cinnet geçiriyor ki kim olduğunu bilmediği ilk gördüğü kişiyi öldürüyor. Yani bunun açıklaması yok yani. Bu böyle bir şeyin açıklaması nasıl olur? Nasıl izah edilir? Akşamdan beri karşı tarafa alıyorum. Sokaktan ilk gördüğüm kişiyi öldüren bir adam tanımaz, bilmez, etmez, gitmez. Yani bunun izahı yok. Bu normal bir kadın cinayeti de değil. Ya şizofreni, tiplo bozukluk, bir sürü şeyler. Bir sürü hastanelerde yattı. Son 3 senedir gayet sakin, sessiz. Ve bugüne kadar biriyle ağız dalaşı yapmayan bir çocuk bu çocuk. 3 senedir yalnız yaşıyordu ama sonuçta her gün ofise alıyordum. Her akşam uğruyordum. Yakın oturuyoruz zaten. En son 6'da konuştum ondan. Uğrardım, akşamüstü yemek yerdik. Hafta sonları hep beraberdik. Kelepçe takımda elimde gezdiremem ki. Ben oğlumu savunacak değilim. Böyle bir olay olmuş. Ama bu anda aklı melekelerini kaybetmiş. Bıçakları, kılıçları çok sever. İnternetten almış, alma diye yalvarıyorum. Kavga edemiyorsun çocukla. El bebek, gül bebek 10 senedir yanımdaki süs köpeği gibi taşımışım bek. Oğlum çok spor yapar. Spor salonuna gider hem evinin yanında. Evde 3 tane kılıcı var. 7 tane bıçağı var. Yazılan yazıların çoğunu asparagaz yazmışlar. Unutkan, unutuyor olduğu için oralara yazı yazıyor. Açık öğretimle ilgili, sosyolojiyle ilgili. Babamı üzmeyeceğim, sporuza gideceğim. Doğalgazı bile yakmıyor, korkar patlar düşüncesiyle. Kimseyi incitmeyen bir adam bu adam. Annesi avukat, annesi konuştu. Gülüyor, yapacak bir şey.